Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Herkes entübe etmek ile ilgili konuşuyor. Ancak bunun ne olduğu hakkında hiçbir fikri olmayan birçok insan var. İnsanlar sanki entübe etmeyi uzanırken ağzınıza oksijen maskesi takma şeklinde düşünüyor. Havalandırma COVID-19 için son noktalardan biridir. Ve genel anestezi altında yapılan bir entübasyon olup nefes alma borusuna ağızdan gömülü bir tüp ile hareketsiz, genellikle baş aşağı ventral bir tüp ile 2-3 hafta kalmayı içerir. Ve bağlı olduğu makinenin ritmik hareketleriyle solunum yaparsınız. Doğal olarak konuşamaz, yemek yiyemez veya hiçbir şey yapamazsınız. Hissettiğiniz rahatsızlık ve ağrı hastanın yapay bir koma sırasında hastanın nefes alması için makineye ihtiyacı olduğu sürece tüpün toleransını sağlamak için sakinleştirici ve ağrı kesicilerin uygulanmasına ihtiyaç duyar. Genç bir hastada bu yumuşak tedavinin 20 gününde kas kütlesi kaybı %40'tır. Ve bu büyük bir orandır. Ve rehabilitasyon 6 ile 12 ay arasında olacaktır. Ağız travması veya hatta ses tellerinde oluşabilecek ağrıdan bahsedilmiyor bile. Hastaneye yatış süresi çok uzun değilse ve borunun çıkarılması için boğazdan tüpün çıkarılması gerekir. Bu yüzden yaşlı veya zaten zayıf bünyeli insanlar buna dayanamazlar. Yani ebeveynlerin, kardeşlerin, arkadaşlarınızı veya yakınlarınızı korumak için evden çıkmayın. Çıkmamaya özen gösterin. Koronavirüsten bütün tedbirleri alarak korunun. Kardeşler, Allah muhafaza, kimsenin bu duruma gelmesini istemeyiz değil mi? İşte koronavirüse yakalanmış bir kimse son aşamada bu uygulanabilir, Allah muhafaza buyursun. Şu anda koronavirüs bitmiş değil. Sizler gene evlerinize kalmaya dikkat edin. Dışarı çıkma zorunluluğunuz varsa maskenizle çıkın ve eve döndüğünüzde ellerinizi güzelce yıkayın kardeşlerim. Dikkat edin inşallah. Allah Teala yar ve yardımcımız olsun. Duyar açısından bu videoyu paylaşın, başkaları da görsün kardeşler. Yani insanları anca böyle şeyler korkutuyor ki dışarı çıkmamaları için. Allah muhafaza, inşallah kimsenin başına gelmez de İnsanlar görsün, koronavirüs başlarına gelirse nasıl bir halde olacaklarını Allah muhafaza buyursun. O yüzden paylaşın kardeşler, başkaları da istifade etsinler, önlemlerini alsınlar. Allah Teala razı olsun. Hayırla kalın, Allah'a emanet olun.